Evet, oku. Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu. Allah Allah, niye okuyor ya? Seri katil haberini okusana abi. Ha. Ne? Vay. Aynı Avrupa ülkelerindeki gibi oğlum. Artık bizim de bir seri katilimiz var. Seyfi! Korhan! Oğlum gelsene buraya! Korhan bundan sonra burada sana yardımcı olacak. Ne konuda komutanım? Uzatma işte Seyfi. Ne bileyim ben, burada dursun. Getir götür işlerine baksın işte. Süper fikir. Kadri'yi Hamza'ya zimmetlediniz. Korhan'ı Seyfi'ye komutanım. Geriye kaldı 25. Oh! Ferit! Selam. Hoş geldin. Geç şuraya otur yerine, karışma bir şey, sinirlendirme beni. Çekiyorum. Aynı pozda mı alayım yoksa farklı pozda çekmemi istersin? Yok yok. Bir de şöyle kapıya yaslanayım, öyle çek. Sıra bende valla. Kaça kaç basayım? Bilmem. Bir normal boyutta olsun, bir de onun iki katı filan işte. Borcum ne kadar Fato? Fotoğrafları getirince alırım. Siz nasılsınız Levent Hüseyin Hanım? İyi be Fatoş, bedellilerle uğraşıyorum işte. Yoksun bu aralar ortalarda. Ya işler yoğun biraz. Bu arada babam da kardeşimle ilgileniyor. Selam söyle dedim abiye. Peki söylerim, görüşürüz. İşin var mı Levent? Öğleden sonraya kadar boşum komutanım. İyi o zaman. Gel atışa gidelim. Bendeki mühimmatın kullanma süresi doluyor. Bitirip yenilerini alayım bari. Olur komutanım ama baştan söyleyeyim, ben öyle boş boş atış yapmam. Tamam. Yemeğine? Anlaştık. Tamam. Anam! Bizim kibarcık bu. Nereden çıktı bu? Bizi yemiyorsunuz değil mi lan? Bak, hani işimiz gücümüz yok, oturacağız burada sizi yiyeceğiz. Yani. Merkez komutanlığından göndermişler oğlum. Abi bula bula bizi bölüğü mü bulmuş bu? Arıza abi, ya bizi de zehirlerse bu adam. Bir şey olmaz be, korkma tosunum. Sen niye korkuyorsun ki? Bak, kadınları öldürüyormuş. Yok abi, ben senin için korkuyorum. Hani sen arada bir kadın kılığına giriyorsun ya. Vallahi billahi bozduracaksın ağzımı ya. Vallahi engel olamıyorum ben. Güya sana zimmetliyim değil mi? Ya kaybolsam ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Naza bak. Allah'ım bunları bana sayıyla mı veriyorlar ya Rabbim? La havle ve la kuvvete billahi ya. Ya sen kısa kabusla eğitime gitmedin mi? Bitti. O ne o? Ver bakayım şunu. Aa, bu bizim kibarcı amma benziyor ya. Ya kibarcık, seri katilmiş herif. Ne haber? Yok daha neler. Yapma Kadir abi ya. Üzerinde yazıyor, görmüyor musun? Merkez komutanlığından gelmiş. Niye götürüp komutana vermediniz? Verdik vermesine de ama onlar aradaki benzerliği fark edemediler. Ya babacanlar, oğlum o zaman herifi alın yanınıza. Resmi de alın. Çıkın Levent Üsteğmen'e. Böyle 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 deyin. Deriz tabii demesine de... Adam torpilli midir nedir belli değil ya. Baksana yazıhaneye verdiler herif. Eğitime bile çıkmıyor yani. Tabii. Olur mu öyle şey ya? Ben götürürüm komutanım. Ya tabii tabii götür. Ondan sonra da Levent Üsteğmen üstünde gizli ibaresi olan resmi size gösterdim diye oysun bizi. Ya abicim neyse. Biz sizi uyaralım dedik. Kollayın kendinizi. Olur belli mi olur herif? Kadınlardan vazgeçer, erkekleri zehirlemeye başlar. Manyak işte. Dikkatli olun. Bravo komutanım. Hepsini vurdunuz. Olsun o kadar. Benim genç kızım silah kullanarak geçti. Bunu bilmiyordum. Babamın bir arkadaşı var, Servet amca. Polistir. Poligona atışa giderken ben de takılırdım hep peşine. İyi bir öğretmenmiş. Ya o dünyanın en tatlı insanıdır. Bugün fotoğrafları onun için çektirdim. Kaç zamandır bende bir fotoğrafın yok diye sitem edip duruyordum. Komutanım.
Yemeği nerede yiyoruz? Sen karar ver. Bildiğim iyi bir balıkçı var. Ne dersiniz? Olur derim. Endoskopiye gönderdiğiniz asker dönünce hemen bakar mısınız yoksa yarına mı kalsın? Yarına kalsın. Sabahtan ilk onu alırsın. Tamam. İyi günler. İyi günler. Cem. Ay ödümü patlattın Vedat. Ödünüz mü patladı? Öpeyim de geçsin o zaman. Dudaklarınıza yakın mıydı ödünüz? Neredeydi?